Dubai'de hava böyleydi. Yani pek yağmur beklemiyoruz. Son birkaç yüz bin senedir yağmadığı için öyle yani. Merhaba arkadaşlar. Yara Yurtdışı Eğitimi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yara Yurtdışı Eğitim Danışmanlarından Doruk. Bugün Dubai'deki dil okulları hakkında genel bir bilgi vereceğim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar öncelikle Dubai'deki en büyük önyargıdan bahsedeyim. Şimdi Dubai'de herkesin Arapça konuştuğu zannediliyor. Aslında Dubai'nin ana dili Arapça olmasına rağmen ülke nüfusunun %90'ı İngilizceyi ana dili seviyesinde bilmekte ve konuşmakta. Dubai'de Arapçanın yoğun olarak konuşulduğu tek bir bölge var. Orası da Oltan bölgesi. Oltan bölgesiyle de zaten dil okulu öğrencilerinin hiçbir alakası olmayacak. Yani dil okulu için yönlendirdiğimiz lokasyonda %90 Avrupalı turistler yer almakta. Dolayısıyla İngilizce konuşuluyor olacak. İçiniz rahat olsun. Arkadaşlar Dubai'deki ön yargılardan bir tanesi de sosyal hayatınızın kısıtlanacağı. Arkadaşlar şunu en baştan söyleyeyim. Dubai'de istediğiniz şeyi giyebilir ve istediğiniz yere gidebilirsiniz. Buna kimse karışmaz. Çünkü Dubai zaten çok gelişmiş bir ülkedir. Sosyal hayat demişken arkadaşlar Dubai'de dünyanın en büyük Alışveriş merkezi bulunmakta ve bu alışveriş merkezinin içinde de bir kayak pisti var. Üstelik fiyatları da çok cüzi miktarlar. Dolayısıyla gidip görmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında tabii ki zaten yat partileri, havuz partileri, ee, bu tarz etkinliklere her zaman katılabiliyor olacaksınız. Dubai'de böyle kısıtlamalar bulunmamakta. Gönül rahatlığıyla eğlenebilirsiniz. Dünyanın en büyük alışveriş merkezinden bahsettik arkadaşlar. Okulunuzun lokasyonu da bu alışveriş merkezinde 15 dakika yürüme mesafesinde. Zaten Palmiye Adalarına da çok yakın olacak okulun konumu. Dolayısıyla çok rahat olabilirsiniz. Bolca gezip eğlenebilirsiniz. Dubai'nin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de dünyadaki en düşük suç oranlarından birine sahip olması arkadaşlar. Yani zaten Dubai'ye giden öğrencilerin iki şey konusunda hiç endişelenmelerine gerek yok. Güvenlik ve temizlik. Dubai'nin sokakları daha önce hiçbir yerde görmediğiniz kadar temiz olacaktır arkadaşlar. Hatta bir örnek vermek gerekirse sigara içiyorsanız şayet izmaritinizi normal çöplere atamazsınız. İzmaritinizi atmanız için bile kumlu bir çöp torbası bulunmakta. Yani aslında Dubai temizlik konusunda ve güvenlik konusunda çok çok rahat olmanız gereken bir yer. Arkadaşlar en çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi de oraya gittiğim zaman bana yardımcı olabilecek bir yetkili var mı? Tabii ki var. Es Dubai Okulu'nun zaten bir Türk yetkilisi bulunmakta. Bu yetkili size konaklama konusunda ve iş konusunda yol gösterecektir. İçiniz rahat olsun. Dubai'nin en çok tercih edilen dil okullarından biri olan S Dubai'den belli bir hafta sayısının üzerinde bir program satın alırsanız bir yıllık vize alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu bir yıllık vize almanın size avantajı ne olacak? Araba satın alabileceksiniz. Aşıyı ücretsiz şekilde olabileceksiniz ve senelik ev kiralayabileceksiniz. Özellikle senelik ev kiralama olayı gerçekten çok iyi arkadaşlar. Çünkü Dubai'de biliyorsunuz okulların konaklamaları biraz pahalıdır. Şimdi bütün bunlardan bahsetmişken ödeyeceğiniz rakamlara neler dahil olacak bundan da bahsedeyim. Öncelikle sağlık sigortası, vize ücreti, materyal ücreti, iki hafta konaklama gibi hediyeleri var. Ama bu hediyeler devamlı olacak hediyeler değil. O yüzden eğer Dubai'ye gitme gibi bir planınız varsa bir an önce bizimle iletişime geçin, fırsatlardan yararlanın derim. Arkadaşlar bugün sizlere Dubai'deki genel koşullardan bahsettim. Diğer ülkeler hakkında da ve genel olarak yurt dışı eğitim programları hakkında bilgi almak isterseniz bize ulaşın. Aşağıdaki açıklama kısmında bulunan mail adresinden, telefon numarasından ya da Instagram hesabından bizlere kolayca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yarı Yurt Dışı Eğitimi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.